Burada yaklaşık 1,5-2 litre suyu iyice fokurdayana kadar kaynatacağız. Şöyle bir tane tavayı hemen ısıtacağım. Bir tane kuru soğanı. Küp küp piyazlık nasıl istiyorsanız öyle doğrayabilirsiniz. Ben hafif piyazlık yapacağım. Ben piyazlık doğrayacağım ama çok ince değil. Neden? Harç fırına da girecek. Fırında da yok olmasın, tavada da pişecek. 2 yemek kaşığı zeytinyağımı koydum. Hemen soğanlarımı içine atıyorum. Üzerine şöyle birazcık tuz ekledim. Harcımın içine yine her zaman olduğu gibi zeytinyağının yanına şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı gönderiyorum. Bir yandan da suyumu kontrol ediyorum. Sanıyorum birazdan kaynayacaktır. Hemen mantarlarla işe başlayacağım. Bu sert kısımlarını almıyorum. Kesiyorum. Bunları da şöyle 1 santimlik uzun dilimler halinde kullanacağım. Siz de aynı bu şekilde şu sert kısımlarını ayırın. Bir yandan bakıyorum benim suyum gayet iyi bir şekilde kaynamaya başladı. Hemen suyumun içine birazcık tuz ilave edeceğim. Patatesleri dediğim gibi yaklaşık 1 santim kalınlığında kestik, suda bekletiyoruz. Tencerem aldığı kadar içine koyacağım. Bunu artık burada unutuyorum. Sadece arada bakacağım taşmaması için o kadar. Soğanlarım olmaya başladı. Hemen içine 1-2 diş sarımsak ilave etmek istiyorum. Mantarları gönderiyorum şimdi soğan ve sarımsağımın yanına. Bu aşamada ocağın altını mutlaka açın. Çünkü mantarlara çok fazla su kaybettirmek istemiyorum. Kapya biberi ve yeşil biber kullanacağım. Onları da doğramaya başlamak istiyorum. Mantarlar piştiği anda önce yeşilleri, akabinde kırmızıları. 1 dakika arayla hepsini tavaya göndereceğim. Mantarlarıma hiç baharat koymadım. Biraz karabiber ekleyeceğim. Yine biraz tuz. Biraz da kırmızı toz biber almak istiyorum. Gerçekten güzel bir lezzet verecek. Benden söylemesi. Artık mantarlarıma biberlerimi ekleyebilirim. Şöyle bir tur çevireceğim. Hemen akabinde kırmızı biberleri ekleyeceğim. Şimdi sıra kırmızılarda. Şöyle yine birazcık daha tuz. Her katta böyle hafif baharatları ekleyin. Patateslerim oldu. Nasıl anlıyorduk? Şöyle bakıyorum ben. Çok da kırmak istemiyorum. Çatal kolayca içine giriyor. Hemen altını kapatacağım. Kevgirimi aldım. Patatesleri şöyle tek tek suyunu tamamen süzün. Çok böyle düzgün olmalarına gerek yok. Mümkün olduğunca yan yana. Şimdi biraz tuz. Çok fazla değil ama. Çünkü ben haşlama suyuna da tuz koymuştum. Biraz karabiber. Burada krema kullanacağız. Bu krema buna enfes bir aroma verecek. Şöyle bir yemek kaşığı alın yanınıza. Patateslerin üzerine hepsine mümkün olduğunca şöyle hani batırın yani kremanın içine batsınlar. Patates onu çeksin. Harcımdan da yine yaydım. Şimdi ikinci katı yapacağım. Aynı bu şekilde patatesin ve harcım ne kadarına yeterse devam edeceğim. Şimdi bir katman daha çıkacağım. Patatesiniz fırından çıktıktan sonra servis etmeden önce mutlaka en az bir 10 dakika dinlendirin. Ki o dibinde biriken bütün aromayı, kremayı, sosu patatesler çeksin. Şimdi bunun üzerine yaklaşık 1 su bardağı kadar kaşar peyniri rendesi koyacağım. Şimdi burada yerken ağzınıza böyle hafif kıtırtılar gelsin istiyorum. Üzerine şöyle 1-2 avuç kadar yani 1/4 su bardağı kadar ekmek kıtırı gezdiriyorum. Sanırım bu harika patates fırına gitmeye çoktan hazır. Yaklaşık 10-12 dakika sonra patatesim nar gibi kızarsın. En az bir 10 dakika o kremanın toparlanması için bekleyin. İşte size patatesin en güzel hallerinden birisi.